Türkiye'nin yerli ve milli projelerinde yer almak için Çin'den sipariş edilen ve dünyada sadece 15 adet olan 196 metre yüksekliğindeki dev vinç Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de tek olan vinci taşımak için 55 tıra ihtiyaç duyuluyor. İhlas Haber Ajansı'ndan İhsan Altıkardeş dev vince dair detayları bizlerle paylaşacak şimdi. İhsan, kolay gelsin diyerek söze başlayalım ve vincin ayrıntılarını senden dinleyelim. Teşekkürler Meltem Günay. Türkiye'nin devasa yerli ve milli projelerine Bursalı vinç firması imzasını attı. Firma şimdi faaliyetlerini bir tık öteye taşıdı ve Türkiye'nin en büyüğünü faaliyete aldı. Şu anda yayın konuğumuz Aydın Taş Vinç Genel Müdürü Hamza Aydın. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Gerçekten de dünyanın sayılı vinçlerinden birisine sahipsiniz. Türkiye'nin de ve Orta Doğu'nun en büyüğü. Bu vinç makinenin özelliklerini bizimle paylaşabilir misiniz? Vincimiz 1600 ton kapasiteli paletli kafes bomlu vinçtir. Özellikle vincimizin temel özelliği offshore, yani deniz üstü rüzgar enerji santralleri kurulumlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir vinçtir. Ve akabinde nükleer santraller, köprüler, otoyollar, havalimanları ve stadyum inşaatlarında kullanılacaktır. Türkiye son 5 yılda büyük atılım gerçekleştirdi. Türkiye'nin devasa projelerinde hizmet verdiniz. Bu projeler neler? Şu anda Karadeniz doğalgazı da açığa çıktı. Bugün orada bir coşku yaşanıyor. Sizin vinçlerinizde, cihazlarınızda orada. Bu projeleri bizimle paylaşabilir misiniz? Bundan sonraki hedefleriniz neler? Öncelikle yer aldığımız projeler Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Akkuyu Nükleer Enerji Santral Projesi ve en önemlisi gündemde olan Zonguldak Filyos Doğalgaz Çıkarım Projesi'nde yer aldık. Hedeflerimiz şu anda vinçlerimizle Türkiye'de kurulacak olan nükleer santral projelerinde olsun, havalimanı projelerinde olsun, Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin 2., 3., 4. ve 5. fazında olsun, Sinop Nükleer Enerji Santral Projesi'nde yer alacağız. Peki bu kadar devasa 196 metre yüksekliğinde 1600 ton kapasiteli, Türkiye'de eşi benzeri yok. Nasıl taşınabiliyor? Bu Çin'den buraya nasıl geldi? Biraz da bunları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki vincimiz 1600 ton kapasiteli bir projeden diğer bir projeye taşınması 55 tırla olabilmekte ortalamaya vurduğumuz zaman. Vincimiz Çin'den buraya Haydarpaşa Limanı'na gemiyle geldi. Haydarpaşa Limanı'ndan sahamıza tırlarla taşındı. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Evet Meltem, bizim de Hamza Bey'den edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde artık Türkiye kendi enerjisini çıkartmak için deniz üzerine de rüzgar türbinleri kuracak. Ve işte bu vinç de deniz üzerindeki kurulacak rüzgar türbinleri için büyük önem arz edecek diyelim ve sözü size bırakalım. İhlas Haber Ajansı'ndan İhsan Altıkardeş dev vincin tüm özelliklerini bizlerle paylaştı ve bir kez daha kolay gelsin diyelim, Bursa'ya selamlarımızı iletelim.